Ağırlıklı olarak online eğitimde geride kalan bir sezonun ardından üniversiteler yüz yüze eğitim için kapılarını açıyor. Eğitim hayatına yeni başlayan veya kaldığı noktadan devam edecek olan üniversite öğrencileri ise harç ücretlerine tepkili. Birinci dönem harç ücretlerinin yatırılma zamanı da her geçen gün yaklaşıyor. Sisteme giriş yapan öğrenciler ise harç ücretlerinin zamlı haliyle karşılaşıyor. Üniversitelerin yüz yüze eğitim kararı almasının ardından ikinci öğretim harç ücretlerine zam yapılacağı duyuruldu. Zamlı fiyatları gören öğrenciler ise bu durumdan bir hayli şikayetçi oldular. Ev kiraları ve yurt fiyatlarının artmasının ardından bir de harç ücretlerinin zamlandığını duyan öğrenciler gelen zamlara karşı oldukça tepkili. Öğrenciler ekonomik olarak zorlandıklarını dile getiriyor. Ben şahsen evde kalıyorum. Bu durumda yani kiralar, faturalar, üstüne harç parası ciddi anlamda aileleri ve öğrencileri çok ciddi anlamda zorluyor. Bir yerden kısmak zorunda kalıyorsunuz. 200 lira değil, 10 lira bile çok şey geliyor bize. Yani çünkü gelirimiz yok. Her şeyin fiyatı artıyor. Bir de ikinci öğretim harç parası arttıkça öğrenciler için sıkıntı olur. Zaten kira fiyatları da artıyor. Market, alışveriş fiyatları hep artmış durumda. Hani öğrenciler için sıkıntı olur. Bu konuda daha esnek olabilirler bence. İkinci öğretim harç ücretlerinin yıllık ortalama 1000 ila 2500 arasında değiştiği 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenciler harç fiyatlarından memnun değil. Harç ücretlerinin kendilerini ve ailelerini zorladığını ifade eden öğrenciler bu durum için düzenleme getirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu sene hani açılacağını söylüyorlar okulların ama geçen sene açılmadan zaten zamlandı. Gitmediğim okula hani para yatırmak zorunda kalıyorum. Bu sene de çok fazla zamlandı. Maddi açıdan tabii ki etkileniyorum. Ailemle burada yaşıyorum ama sonuçta yani sürekli bu parayı ödüyoruz. Biraz gereksiz buluyorum zamlanmasını. 300 küsür ödüyorduk. İşte 322 falandı ilk başladığım sene. Bir de uzadı zaten. Şimdi 460 lira var. İşte daha ödemedim, ödeyeceğim. Üniversite öğrencilerinin ikinci örgün özellikle eğitim harcına zam gelmesi bence çok saçma. Çünkü bu tarz üniversite öğrencilerinin eğitim konusunda inanılmaz ihtiyaçları var ki ikinci öğretimler özellikle zaten akşam geliyorlar ve çok fazla ders çalışıp ya da günlerinin çoğunu üniversitede geçiriyorlar. Bu yüzden bence eğitim harcının zam gelmesi çok saçma. Zaten günümüzde hiç kimse öğrencileri sevmiyor. Özellikle okuduğumuz şehirde de görüldüğü gibi. O yüzden bence çok yanlış ama ülke gene bunu her zaman gibi normal karşılayacak diye düşünüyorum. Zamlar yani normal şartlarda bir zam olmadı. Her sektöre gelen zamlardan sonra öğrenciler de bu durumdan etkilendi. İlk yılımda 481 ödemiş birisi olarak son yılımda 570 civarı harç parası ödeyeceğim. Yani bu durum normal olarak karşılanıyor ama öğrencileri çok ciddi boyutta zorlayan bir durum. Özel okulla yani normal devlet üniversitesi arasında bir fark kaldığını düşünmüyorum artık.